karşımızda sizin de daha önce görmüş olduğunuzu düşündüğüm y eşittir x'in mutlak değerinin grafiği var. Örneğin x eşittir eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Eksi 1, mutlak değeri 1, 0'ın mutlak değeri 0, 1'in mutlak değeri de yine 1. Örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Bu videoda bu grafiği ötelediğimizde denklemin nasıl değişeceğini işleyeceğiz. Evet, şimdi bu grafiği sağa doğru 3 birim ötelediğimizde ne olacağını inceleyeceğiz. Hatta sadece sağa doğru değil, bir de yukarıya doğru 4 birim öteleyelim. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve bu grafiği sağa doğru 3, yukarıya doğru da 4 birim ötelediğimizde denklemin nasıl değişeceğini benden önce kendi başınıza bulmayı deneyin. Hadi bakalım. İsterseniz önce sağa doğru 3 birim ötelemenin denklemi nasıl değiştireceğine bakalım. Gelin bunu görselleştirelim. Grafiği sağa doğru 3 birim ötelediğimizde bu grafiği elde ederiz. Değil mi? Bu grafik çıkar. Peki bunun sonucunda denklem nasıl değişir? Bir düşünelim. x eşittir 3 noktasında ilginç bir şey olduğunu siz de görüyorsunuz değil mi? Ama ilginç şey az önce x eşittir 0 noktasında oluyordu. Daha önce x eşittir 0, şu anda da x eşittir 3'te olan şey, mutlak değerin içinde işaret değişmesi. Kısacası bu noktadan önce negatif değerlerin mutlak değerini alırken, bu noktadan sonraki noktalarda artık pozitif değerlerin mutlak değerini alıyoruz. Zaten doğrunun yön değiştirmesinin sebebi de bu. Aynı şeyin şimdi bu noktada olduğunu söylemiştim. Evet, bu noktada fonksiyonumuzun değeri 0 olmalı. Bu grafikte bir mutlak değer grafiğine benzediği için denkleme y eşittir bir şeyin mutlak değeri olacak. Peki x eğer 3 ise bu nasıl sıfıra eşit olabilir? Tabii ki de x'ten 3 çıkarsa. Eğer y x eksi 3'ün mutlak değerine eşit olursa, hemen sağlamasını yapalım. x üçken, 3 iken 3 eksi 3 sıfır eder ve sıfırın mutlak değeri de sıfırdır x dörtken, 4, 4 eksi 3, 1 eder, 1'in mutlak değeri de 1'dir. Peki ya x, 2 ise, 2 eksi 3, eksi 1 eder, eksi 1'in mutlak değeri de 1'dir. Bunun sağlamasını fonksiyona değer vererek, değerler vererek yapmamız sebebi size bunun neden böyle olduğunun mantığını anlatabilmek. Ben buna benzeyen bir fonksiyonu ilk gördüğümde neler olup bittiğini hemen anlayamamıştım. Başka bir deyişle bir fonksiyonu sağa doğru ötelediğimde yani x değerleri artarken denklemde x yerine neden x eksi bir şey yazıldığını tam olarak anlayamamıştım. Bu yüzden sizden istediğim şey x'e değerler vererek burada neler olup bittiğini iyice anlamanız, iyice kavramanız. Buradaki noktada mutlak değerin içinde her ne varsa sıfıra eşit olmalı çünkü tam o noktada negatiften pozitife geçiyoruz. Ve burada da sağa doğru 3 birim öteliyorsak bu durumun x eşittir 3'te gerçekleşmesi lazım. Mutlak değer işaretlerinin içindeki değer sıfıra eşit olmalı. O halde x'ten yani 3'ten 3 çıkarmamız gerekir. Mantık bu. Şimdi videoyu hemen duraklatın ve bu söylediğimi iyice anladığınızdan emin olun x'e değerler vererek denemeye devam edin ve bu kavrama bu konuya kendinizi iyice alıştırın. Böylece sağa ötelediğimizde denklemde x'ten ötelediğimiz miktar kadar birim çıkarırız falan filan gibi ezberler yapmanıza gerek kalmaz. Ezber yapmak yerine denklemi farklı sayılarla deneyin ve bunun neden böyle olduğunu kavramaya çalışın. Evet şimdi de sırada yukarıya doğru 4 birim öteleme var. Bu biraz daha nispeten kolay anlaşılır bir durum. Grafiği hemen 4 birim yukarıya öteleyelim. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4. Oldu değil mi? Evet, şu ana kadar yaptıklarımızın kısa bir özetini geçelim. Grafiği önce sağa doğru 3 birim öteledik, şimdi de yukarı doğru 4 birim öteleyeceğiz. 4 birim yukarı y bu noktada 0'a eşitti ama şimdi bu noktada 4'e eşit olacak. Buradan hangi değeri elde ediyorsak, şimdi 4 ekleyeceğiz. 3 birim sağa ötelediğimizde denklemimiz x eksi 3'ün mutlak değeriydi ama şimdi elde ettiğimiz değere 4 ekleyeceğiz çünkü dikey eksende 4 birim yukarı doğru, yukarı doğru hareket ediyoruz. Artı 4. Bu biraz daha anlaşılır öyle değil mi? Yani bir öncekine göre dikey eksende yukarı doğru öteleme yaptığımızda denkleme ötelediğimiz birim kadar olan bir sabite ekleriz. Makul. Dikey eksende aşağı doğru öteleyeceksek de tam tersini yaparız. Yani örneğin eğer burada aşağı doğru 4 birim öteleyecek olsaydık 4 çıkaracaktık, eksiltecektik. Yatay eksende yaptığımız ötelemenin denklemi nasıl etkilediği bu kadar rahat anlaşılır bir şey değil çünkü sağa doğru ötelediğimizde aslında olan şey şu, x, x'ten çıkardığımız miktarla yer değiştiriyor. Evet, daha önce 5 kere söyledim, bunu daha iyi kavramak, bu işin mantığını kavramak için x'e değerler vererek denemeler yapın, görün. Evet, bu ötelemeler sonucu elde edeceğimiz fonksiyonun denklemi y eşittir x eksi 3'ün mutlak değeri artı 4.